Yine tasavvuf bir makam, mevki, apolet arayışı değil. Hiçlik ve yokluk kapısıdır. Bunu da biraz açalım diyorum efendim. Apolet niye yok? Makam niye yok? Niye hiçlik? Yani i̇şte apolet, makam, mevki insanı enaniyete götürür. Evet. Ben neymişim o götürür. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi bu iltifatlar kibre gurura götürdüğü için toprak serpin buyuruyor. Evet. Bu tabasbusu bunlar için. Yani tabasbusu fırsat vermemek. İşte evliyaların da en çok çekindiği, korktuğu budur. Yani bu kerametler karşısında, keramet karşısında Allah her veli kuluna ayrı ayrı istidat vermişti. Kimine hiç istidat vermişti bu hususta. Evet. Mesela Ebu Bekir Efendi'nin fazla bir kerameti yoktu. Evet. Onun kerameti istikametti. Evet. Fakat Evliyaullah da bu kerametlerden çok çekinmiştir. Çünkü keramette iltifat artacak. Bu iltifatlara mağlup olmamak. Hatta Beyazıt Bistami herhalde onda şeyle bir diyor karşıdan karşıya geçeyim diyor. Derenin iki diyor yakası birleşti diyor. Eyvah dedim ben 30 senelik kazandığım bir ecri burada kaybetmemize 5 kuruş verip bir sandalı geçerim karşıya. Ayrılın dedim. İki yak ayrıldı. Ben bir sandalla geçtim buyuruyor. Evet. Yine bir hatıra. Sami Efendi Hazretlerine tayyi mekan olan bir müridi geliyor. Evet. Efendim diyor, ben diyor bu sene diyor eğer müsait buyursanız diyor tayyi mekan olarak hacca gitmek arzu ediyorum diyor. Evet. Sami Efendi yok diyor oğlum diyor sünnet seniye üzere maaşen git buyuruyor. Yani, yani normal vasıtalarla git. Normal vasıtalarla yani git diyor. Evet. Şey olarak gitmen bir şey vermesin sana. İftihar vermesin, fahriye. Hem onu vermesin hem de sünnet seneye uygun olarak gitme. Evet. Evet. Yani demek ki bu hassasiyet yani insanın kendini daima bir koruyabilmesi.